Günaydın Tahir İnan. Bir kez daha hatırlatalım. Gelir testi yaptırmak için son gün 30 Kasım. Aynı zamanda devletin bu noktada birçok insanı, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir müjdesi de var. O da geliri düşük olan vatandaşlar, eğitimini tamamlayıp çalışmayanlar ve işsiz olan vatandaşların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecek ve borçlar da böylelikle silinmiş olacak. Peki detaylar neler? 10 soruda, 10 adımda gelin hep birlikte izleyicilerimize aktaralım. Öncelikle genel sağlık sigortası kimleri kapsıyor? Sigortalı çalışan, kendi hesabına çalışan, memur, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamında bulunuyor. İkinci soruya geçelim. Prim borçlarından en kolay şekilde nasıl kurtulabilirim? Borcunuz varsa öncelikle başvuru şartınız bulunmuyor. Otomatik olarak SGK tarafından borçlarınız yapılandırılacak. 31 Aralık tarihine kadar da borcunuzun ana parasını ödemeniz halinde de faiz ve cezaların silineceğini de belirtmiş olalım. Başvuru için ne yapmamız gerekiyor peki? Başvurular için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmek lazım. Bu testte prim ödenip ödenmeyeceği de belirlenecek. Dediğimiz gibi 30 Kasım'a kadar testin yapılması gerekiyor. Peki yarı zamanlı çalışanlar bu kapsama giriyor mu? Bu da önemli. Genel sağlık sigortalılar bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların primleri de yine işsizlik fonundan karşılanıyor olacak. Beşinci sorumuza baktığımızda borcumu yapılandırdığım andan itibaren devlet hastanelerine gidebilir miyim? Genel sağlık sigortası prim borcu olanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastanelerle devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmetini alabilecekler. Yine bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Önemli bir nokta, üniversite bittikten sonra ücretsiz yararlanabilir miyim genel sağlık sigortasından? Gençler belli bir yaşa kadar ve süre sınırı olmak üzere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler. Yine bu da kanunla belirlenmiş durumda. Ödeme yükümlülüğü, genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğünü nasıl ortadan kaldırıyor? Hane içinde kişi başına gelirin 1192 liranın altında çıkması halinde prim ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkabiliyor. Bu noktada yine kişisel olarak hesaplamalarınızı yapabilirsiniz ve buradaki kilit rakam da 1192 lira. Eğitimini tamamlayan gençlerin de teste girmesi gerekiyor mu? Öğrenimini tamamlayan gençler yaş haddini aşmamak şartıyla 2 yıl genel sağlık sigortası priminden muaf tutulacak. Yine bu da önemli başlıklardan bir diğeriydi. Artık sona geliyoruz. Prim borcumu yapılandırmak için SGK'ya mı başvurmam gerekiyor? Yine burada da önemli bir nokta var. Prim borcunu yapılandırma kanunu kapsamında borcunu ödemek isteyenlerin başvuru yapmaları gerekmiyor. Doğrudan SGK ile anlaşmalı bankalara giderek borçlarını rahatlıkla ödeyebilecekler. Son sorumuz, yaşanan konutta hesaba dahil ediliyor mu gelir testi için diyorum bunu. Gelir testinde ödeme gücü olup olmadığı tespit ediliyor ve ikamet olarak kullanılan konut da hesaplamaya dahil edilmeyecek. Önemli bir başlık, devletin bu noktada atmış olduğu önemli bir müjde ve adım olduğunu da belirtelim. Genel sağlık sigortası primleri geliri düşük olan henüz çalışmayan vatandaşların devlet tarafından ödenecek ve onların prim borçları da böylelikle silinmiş olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.